Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu şekilde incili bir model hazırlayacağım. Bakın modelin plastik inci tüm tuhafiyelerde bulunabilen. Şöyle tek tek bir yemenimiz var. Bu yemenimizin dört kenarını bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk baştan nasıl başlanacağı bu oya da önemli olduğu için daha önce hazırlamadım. Sizle beraber yapacağız ve tığım da bu arada 22 numara 21 ve 22 numara bu oya için uygundur. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturuyoruz. Şimdi bir tane şöyle incimizi akıtalım. Zincirimizin üzerine tığımızı bir defa doluyoruz ve buraya incimizi takıyoruz. Şöyle dört kenarını tığ battılarla hazırladığımız yemenimizi bakın ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırladık ve buraya öyle köşeden bir karış veya dört parmak ileride de başlayabiliriz arkadaşlar. Bakın buraya tığ battımın içine girdim. Bu çıkardığım ilmeği incimden geçirip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle. Ve geriye kalan bakın üç tane ilmek var. 2 2 olarak aldım. Şöyle. Bir trabzan yaptık ve incimizi de tığ battığımızda bu şekilde sabitledik bir iki tane de zincirimi çektim bakın trabzanın tam tepesine iki zincirimi çektim şöyle buradan tutmak için uzun bıraktım arkadaşlar bu şekilde uzun tutup bırakabilirsiniz Evet şimdi incimizi alıyoruz iki zincirimizin üzerine incimizi akıttık buraya sık iğne ile sabitledim bir defa tığımı doladım Bakın bu yapmış olduğum zincirimin arasına girdim. Şöyle 2 2 alarak buraya trabzan yaptım. Tekrar bir defa tığımı doluyorum. Trabzanın arasına girdim. 2 2 Bakın zincirimle beraber burada 3 tane trabzanım var. Bir defa doluyorum. Yaptığım trabzanın altından girip ilmeğimi çıkarıp 2 2 alarak trabzan yaptım. Buraya baştaki zincirle beraber şöyle 5 tane trabzan yapıyorum. Daha güzel dolgun durması için. Zaten arkadaşlar 2 zincir baştaki incinin kenarında kalıyor. Bu şekilde bir zincirde çekerek yaptığım trabzanların oturmasını sağlıyorum. Şöyle bir defa yine tığımın başını doladım. Trabzanımı bitirdikten sonra ve incileri çok ileri sardığım için şöyle akıtalım arkadaşlar. Bir tanesini alıyorum ve onu da hemen tığıma takıyorum bakın. Tığımda bir dolayım ve bir incim var. Bir tane tığ battığı bırakıp şöyle ikinci tığ battığımın içine giriyorum. Hemen incimi akıttım. Tığımdan geçirdim. Bakın tığımda üç tane ilmek var. Şöyle ilk önce sık iğneyle incimi oraya tutturdum. Geri kalan 3 ilmeği de 2 2 alarak şöyle minik bir trabzan yaptım. Bazı oyunlar çok kolaydır. Bakın arkadaşlar çok kolay bir şey yok ama bu inciler buraya nasıl geçti, nasıl taktı bilmeyen arkadaşlarımız var. Nasıl yapılacağını bu şekilde. O yüzden ilk önce başlayarak daha önce hazırlamadım. Sizler de bu şekilde daha anlaşılır olduğunu düşündüğüm için beraber başladık. Tekrar iki zincirimi çektim. Trabzanımın üzerine. Hemen incimi akıttım bir tane sık iğne ile sabitledim bir defa tığımı doladım aynı şekilde trabzanımın içine girip 2 2 aldım bir defa doladım ve trabzanımın içine girip 2 2 alıyorum çok kolay arkadaşlar aslında ama işte arkadaşlarımızın bazen kafası karışıyor şöyle 2 2 bir defa tığımı doluyorum hemen yuvadan girdim 2 şöyle 2 Evet bu şekilde şimdi yine şöyle oturması için muhakkak bunu yapın arkadaşlar çok güzel duruyor trabzanlarda açılma bollaşma olmuyor bu bir zincir hani ufak detaylar bazen hayat kurtarır hesabı bu bir zincir çok güzel trabzanların durmasını sağlıyor Şimdi yine bir defa tığımı doladım ve incimi akıtıyorum. İncimi hemen tığımın ucuna taktım. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battıya girdim. İncimi buradan geçirdim. Bakın. Tığ battımın üzerine hemen şöyle geçirdiğim ilmeği sık iğne ile incimin tepesine sabitleyip 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Yine 2 zincir şöyle incimizi akıtalım iki zincirimizin üzerine sık iğne ile sabitleyelim bir defa tığımın başını doladım inciden sonra hemen trabzan yapımına geçiyorum şöyle 2 şöyle 2 bir defa tığımı doluyorum trabzanın arasına girip 2-2 iki, iki alarak bu şekilde trabzan yapıyorum benim ipim biraz da kalınca galiba arkadaşlar şöyle tok tok bakın güzel trabzanlarım oluyor Maşallah diyeyim. <laughs> şöyle bir defa tığımı doluyorum. Şöyle iki ve şöyle iki. Evet bakın yapılışı bu kadar kolay. Arkadaşlar bu oyanın bitmiş hali o kadar güzel duruyor ki böyle inciler sıra sıra dizim dizim duruyor. Çok da hoş oluyor. Tavsiye ederim muhakkak. Yapılması gereken oyalarımızdan bir tanesi bir de her renge çok güzel oluyor arkadaşlar. Hangi renge yaparsanız yapın böyle siyah olsun, pembe, kırmızı, su yeşili harika oluyor. Yani her oyayı mı bu kadar güzel, her rengi mi bu kadar güzelleştirir. Çok güzel oluyor. Şöyle bir zincirimi çektim. Bakın yapılışı da, nasıl incilerin takılışı da gayet anlaşılır inşallah bir video olmuştur. Faydalı, işinize yarayan bir video olacaktır. Evet, bir defa doladım ve incimi tığıma geçirdim bir tane tığ battı bırakıp hemen bakın ikinci tığ battımın arasından bu çıkardığım ilmeği de incinin arasından ve üzerine şöyle bir sık iğne geriye kalan 3 ilmeği 2 2 alarak şöyle incinin üzerine 2 tane trabzan yaptım Bunlar şu yapacağım 5 trabzan için yuva olacak trabzanım trabzanlara yuva olacak yani arkadaşlar Şöyle iki tane zincir çekiyorum tepesine. Ve yine incimi akıtıyorum. Şöyle arkadaşlar. Ya hiç gelmiyor ya da ikisi birden geliyor. İki tane zincirimin üzerine yine sık iğne ile kapattım incimi. Bir defa doladım. Hemen trabzanımın arasına girip iki, iki olarak aldım. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle iki, 2 alarak trabzanımı yaptım ve bu 4 tekrar indimi ileri alayım bir defa doluyorum 5. ve sonuncu trabzanımı buraya kapatıyorum Evet dediğim gibi bu zinciri unutmayın arkadaşlar açıklığı kapatıyor yani hem de trabzanı bitirdim demek bir defa tığımı doladım ve bakın buraya incimi ucuna taktım. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımdan ilmeği alıp aldığım ilmekle incimden geçtim. Ve incimin tepesine bu şekilde sık iğne yaptım. Ve 2 ve 2. Bu şekilde. Şöyle bir, şöyle iki zincir. Trabzanımın üzerine iki tane zincirimi çektim akıtıyorum yine incimi zincirimin üzerine sık iğne ile buraya tutturdum bir defa tığımı doluyorum ve trabzanımın arasına girip 2 2 olarak aldım. bir defa tığımı doladım trabzanımın arasına girdim 2 2 olarak aldım 3 tekrar bir defa doluyorum trabzanın altından ilmek çıkarıp 2 2 alıyorum. Bir defa doluyorum. Trabzanın altından bir ilmek çıkardım. 3 ilmek ve bu üçü 2 2 olarak bu şekilde 5 tane mı yaptım ve üzerine bir zincir. Evet arkadaşlar 5 tane yaptık. Umarım şöyle faydalı bir e, anlaşılır bir video olmuştur. Sonuncu kez bir defa tığımı doladım ve akıtıyorum incimi İncimi de bakın tığıma taktım bu şekilde bir tane bırakıp ikincinin içinden geçiyorum ve sonra incimden geçiyorum tığımla beraber ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum ve iki ve iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım bir iki zincirimi çektim Evet bir tane ince alıyorum iki zincirimin üzerine sık iğne ile sabitliyorum bir tane doladım trabzanın arasına girdim şöyle iki iki alarak bir trabzan yaptım tekrar bir defa doladım İki. iki bir defa doluyorum şöyle iki şöyle iki üç oldu dört oldu arkadaşlar bir defa doluyorum ve iki Evet şimdi arkadaşlar ben bunu biraz çoğaltayım çünkü bu model biraz çoğalınca kendini daha gösteriyor. Şimdiden aslında çok güzel çok hoş olduğu da gözüküyor. Ben biraz çoğaltıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi de yapmış olduğumuz oyamızı gösterelim. Bakın çok hoş çok güzel çıtı bıdı, bir model oldu. Şimdi arkadaşlar bakın burada zincirle başlamıştık ya. Dört tarafını dolanıp gelince bu e, zincirimizi de kapatacağız bu beş tane yaptığımız trabzanı en son bu dipteki zinciri e, kapatıp trabzanları kopartıp e, işlemimizi bitireceğiz ütülemek isteyenler arkadaşlar hani inci çünkü ısıya dayanıklı değil tülbentiniz şöyle nemli bir tülbenti 2-3 kat belki 4 kat katlayabildiğiniz e, kalınlıkta katlayıp şöyle buharını verebilirsiniz Yoksa aksi takdirde yani incileri eritirsiniz. Ona göre ütülemek isteyen arkadaşlarım şöyle dikkatli bir şekilde yaparsa güzel olur. Şöyle bir de tülbentte göstereyim. Evet. Modelim bu. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.